Lefke Avrupa Üniversitesi'nin televizyonu Live TV'deyiz. Ayrıca kampüsü sorduk programındayız. Yanımda Sinan Engin var. Öncelikle efendim hoş geldiniz. Üniversitemiz söyleşilerinde bugünkü konuğumuz Sinan Engin'di. Nasıl buldunuz Lefke'yi ya da Kıbrıs'a gelmişsinizdir daha önce zaten? Kıbrıs'ı biliyorum. Üniversite çok güzel. Üniversitenin yeri çok güzel, konumu çok güzel. Çok güzel bir üniversite. Güzel de bir söyleşi oldu. Gençler güzel sorular sordular. Efendim güzel de bir sohbet oldu. Dediğim gibi Kıbrıs zaten iyi biliyorum. Yalnız okul çok güzel yani. Bu bölgeye daha önce gelmedin sanırım. Yok ama şimdi geldim gördüm okul çok güzel. Alan çok güzel, yeşillikte gençler oturuyorlar falan filan. Çok güzel bir üniversite. Beğenmenize çok sevindim. Öncelikle biraz önce öğrencilerin arasındayken sormamı istedikleri sorular vardı. Öncelikle neden Beşiktaş? Çocukluğumuzdan beri Beşiktaş yani onu ayrı bir şey. Yani Beşiktaş'ı seçtik ama ondan sonra Beşiktaş hayatımızın en büyük parçası oldu. Televizyonun en çok izlenen spor programlarından bir tanesinde yorumculuk yapıyorsunuz. Çok farklı konseptler. Sinan Engin gerçekten öyle mi? Yani sert bir mizaç var ama kanalda hiç öyle değil gibi. Neyse o orada. Yani hiç oynama yok. Sinan Engin, televizyonda Sinan Engin neyse normal hayatta da o hep aynı. Peki spor yorumcusu olarak ya da bir Beşiktaşlı olarak tarafsız olduğunuzu düşünüyor musunuz? Bazen fanatik oluyorum. Yani Beşiktaş'ı hakkı olmadığı sürece yani süreçte bazen mesela hakemle ilgili falan ağır eleştiririm oluyor Beşiktaş'la ilgili. Yapmamam lazım. Aslında oradaki formayı çıkarmak lazım orada. Ama bazen Beşiktaş'ın fanatizmine ben de takılıyorum. Oğlunuz da futbol meraklısı. Hatta Acun Bey'le falan da sürekli bir maç halinde. Peki neden Oğulcan futbolcu olmadı? Oynamadı. O okumayı seçti. Bir de bu çapraz bağları koptu. İki çapraz bağı koptu. Ondan dolayı oynamadı. Sakatlık olmasa var mıydı iste? Olmasa tabii oynadı zaten. Birincilikte oynadı zaten. Profesyonel oldu. Ama dediğim gibi futbolu seçmedi. Yurt dışına gitti. Okumayı tercih etti. Tercih meselesi. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık.